sayısı da umarım daha da azalır. Bir teşekkür sağlık çalışanlarına. Cumhuriyetin ilk yıllarında salgın hastalıklarla mücadele ettikleri ruhla Cumhuriyetin 98. yılında koronavirüsle mücadele ediyorlar. Ve bu mücadelelerinde maalesef kendilerini yalnız hissediyorlar. O yüzden onlar için yapılmış, atılmış her adımı çok önemsiyorum. Çok güzel bir şehre, Eskişehir'e götüreceğim sizi. Tepebaşı Belediyesi koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini bakın nasıl ölümsüzleştirdi. Türkiye'de bir ilkin adresi Eskişehir, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismi ölümsüzleşti. Hem de sanatın birleştirici gücü ve CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla. Yani bir yaşam belirtisidir o duman. Konuşmamda da söylediğim gibi bu bacadan da kaybettiğimiz o güzel insanların sevgileri çıkacak. Varlığınız, sağlığımız anıtı. Bu anıt onların destanlarının bir parçası oldu. Eserler ülke genelinden 57 sanatçının elinden çıktı. 450 eserle birleşti. Sağlık çalışanlarının isimleri tuğlalarla sıralandı. Tabii her bir sanatçı burada duygularını nakşetmiş buraya. Sevgiyi nakşetmiş. Hissedilir bir enerji var etrafında dolaştığınızda. Yaşamlarını çok sevdikleri meslekleri uğruna, çok sevdikleri insanlar uğruna, çok sevdikleri işi yaparak sonlanmış oldu pandemide. Sağlık çalışanları çok sevdikleri meslekleri ve insanlar uğruna salgın döneminde canla başla mücadele ettiler. Büyük fedakarlık sergilediler. Büyük bir destan yazıp destanın kahramanı oldular. Kimisi bu yolda can verdi, isimleriyle birlikte mücadeleleri de ölümsüzleşti. Tabi burada durduğu sürece hep hatırlayacağız. Meslektaşları ve aileleri de anıtın açılış törenine katıldı.